Evet arkadaşlar, ikinci ders için hazır mıyız? Ben ve arkadan gelen fandaki gürültümle birlikte derse devam edeceğiz. Bugünlük bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah yarın itibariyle sadece benim sesimle. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizde en son bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğrunun denklemini bulmuştuk. Ebru hoş geldin. İlk derste sıkıntı oldu. Bilgisayarda hafiften bir fanda sıkıntı oldu. Nazardaydı sanırım. İnşallah onu halledeceğiz. Derslerim bitsin. Bir dersim daha var. Ondan sonra koşarak bilgisayarcıya gidip hallettireceğim. Ama nedir? Tabii benim sesim daha güzel geliyor değil mi? Fanı bastırıyor. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun denklemini anlatacağım. Buradan itibaren devam ediyorum. Şimdi A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini biz nasıl buluyoruz? Öncelikle biz şunu biliyoruz değil mi? İlk dersimizde anlatmıştık. Bir doğrunun sahip olduğu iki noktadan geçen eğimini biliyorduk değil mi? Doğru, iki noktası bilinen doğrunun biz eğimini biliyorduk daha doğrusu. Biraz cümleyi şey kurduk. Önce biz eğimi bulacağız arkadaşlar. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Buradan eğimi bulduktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken şudur. Yine aynı işlemin üzerinde bakın y2 ile x2'nin yerine bakın y ve x koyalım. Çünkü ben burada artık eğimi buldum. Eğim biliniyor. Y1 biliniyor. X1 biliniyor. Benden istenen zaten nedir? Denklemdir. Bakın tekrar ediyorum. Önce biz iki noktası bilinen doğrunun eğimini buluyoruz. Eğimi bulduktan sonra ikinci defa eğim işleminde bakın ilk yapmış olduğum işlemde y2 ve x2 yerine ben ne yapıyorum? Kapalı denklemi oluşturmak için y ve x yazıyorum. Buradan da içler dışlar yaparak denklemimi buluyorum. Şimdi örnek 8. Bu soruyu ben çözeyim. Sizler için bir örnekle beyaz tahtaya yazar. Bunu da siz çözersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim çözümümüze. Önce ben eğimi buluyorum. Dikkatlice takip edelim. Eğim neydi? Aleyna, evet bu dersimizde sıkıntı oluştu. Bilgisayarın fanında sıkıntı oluştu. Artık nazar mı diyelim? Bu derslik beni böyle idare edin. İnşallah sıkıntıyı bir saat sonra halledeceğim. Eğim eşittir. Neydi? Y2 eksi Y1. Bakın bu X1 Y1 X2 Y2. Nedir? Y2 eksi Y1. 2 eksi 2 bölü 3 eksi eksi 1. Ne oldu arkadaşlar burada? Sıfır oldu eğimimiz değil mi? Zaten arkadaşlar hani bu işlemi şöyle de yapabiliriz. Y eşittir 2 doğrusu zaten bu bakın. Sabit olan nedir? Y eşittir 2 değil mi? Buradan hani biz yine işlemimizi yapalım. Nedir? 0 eşittir. Bakın 2 yerine ne yazdım? Y eksi 2 x eksi eksi 1. Zaten bu da 0 olacağı için ne olacaktır burada? Y eşittir 2 doğrusu olacaktır. Ben hemen bir beyaz tahta hazırlayayım sizler için. Şimdi örneğimiz şu olsun. A noktası 3'e eksi 1. B noktası 2'ye 3 olsun arkadaşlar. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini hemen bulabilir miyiz arkadaşlar? Noktalarından geçen
geçen doğrunun denklemi. Eğimimiz yok yok Umut, sıkıntı yok. Vallahi bilmiyorum bugün neden böyle oldu, neden böyle yaptı bilmiyorum. İnşallah bu sıkıntıyı gidereceğiz. Evde de önlemimizi alıyoruz. Bakın, öksürürken hemen ağzımızı kapatıyoruz. Bir iki tane vurun üzerine. Evet, Türk usulü. Şimdi arkadaşlar hemen sorumuza birlikte bakalım mı? Bunun için hemen renk değiştireyim kalemimizin. Bakın, eğim eşittir. Y2 eksi Y1. Bakın. 3 eksi eksi 1 değil mi? Bölü pardon Y eksi Y1 X2 eksi X1. Evet. Beren 4X artı Y eksi 11 eşittir 0 buldu. Bakalım ne çıkacak? Buradan ne gelecek? Artı 3, bir daha 4. 2 eksi 3, eksi 1. Ne yaptı arkadaşlar buradan? Eksi 4 değil mi? Y2 eksi Y1, X2 eksi X1. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar? Hemen şuradan rengi değiştirip karışmasın adına. Bakın, ilk yazdığımız Y2 ve X2 yerine ben ne yazacağım? Y ve X. Eğimim belli artık. Eğimim kaç? 4. Eksi 4 eşittir. Y eksi eksi 1 bölü x eksi 3. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar eksi 4x artı 12 eşittir. Y artı 1. Eksi ile eksi çünkü burada ne oldu? Artı. X'in eşitliğin sağ tarafına atalım. Ne yapar? 4x artı y eksi 11 eşittir 0 olacaktır. Beren seni alkışlıyorum. Çok güzel. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bakın dediğim gibi burada yapmamız gereken eğim. Bütün sorularda eğimi kullanırsak sonuç gelecektir. Eğimimiz y bölü x'tir. Bunu unutmayın. Çünkü tanjant değeri bizim eğimimiz olacaktır. Sorusu olan var mı? Bir noktayı alıp da... Evet. Tam tersini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela biz burada birinciyi değiştirdik ya, ikincileri de değiştirebilirsiniz. Onların yerine de y ve x yazabilirsiniz. Yine sonuç aynı gelecektir. Tamam. Evet, hemen ne yapalım? Sunumuza dönüş yapalım. Evet, buradaki sıkıntıyı atlattık. Geçelim. Arkadaşlar, grafiği bilinen bir doğrunun denklemini biz nasıl buluyoruz? Şimdi arkadaşlar, x ve y eksenini A ve B noktalarında kesen bir D doğrusu olsun. Neymiş arkadaşlar bizim denklemimiz? X'i hangi noktada kesmiş? A noktasında x bölü A, y noktasını y eksenlerde kesmiş. B noktasında x bölü a artı y bölü b eşittir 1 olacaktır. Tamam mı? Şimdi bu formül ama biz bunu nasıl bulabiliriz? Eğimle de bulabiliriz. Hani
Şimdi aşağıdaki örnek 9'daki iki sorumuzu hem bu yöntemle hem de bundan önceki çözmüş olduğumuz eğim yardımıyla nasıl bulduğumuzu anlatacağım. Şimdi bakın, gelelim buraya. X'i hangi noktada kesmiş? Eksi 2. Artı Y'yi hangi noktada kesmiş? 4. Eşittir 1. Arkadaşlar eksiği ben başa alsam şöyle. 2 ile çarpsam ne yapar burada? Paydayı eşitlemiş olduk değil mi? Paydalar 4 ile birleşti. Ne yaptı? Eksi 2x artı y 4 karşıya çarpan olarak gidecektir. Eşittir 4. 4 alırsak ne oldu? X'in pozitif tarafı alalım arkadaşlar. Hepsini karşıya attım. 2x eksi y artı 4 eşittir 0. Arkadaşlar burada anlamadığımız bir durum var mı? Şimdi size bunu eğimle de nasıl çözüyoruz onu anlatacağım. Bu formülle şimdi arkadaşlar benim eğim açım bu değil mi? Şimdi bizim eğimimiz kaçtır? Eğim karşı bölü komşu değil mi? Karşı 4, komşu 2. Eğimimiz 2 değil mi arkadaşlar? 2. 2 eşittir. Bakın. Y bölü x. Bakın iki noktadan geçtikleri iki nokta biliniyor. Ben herhangi birini almak istiyorum. Hangisini alalım mesela? Diyelim ki geçtiği noktamız bu nokta olsun. Nedir bu nokta? Sıfıra 4 noktası değil mi? O zaman y'si 4, x'i 0. İçler dışlar yaparsak 2x eşittir y eksi 4. Eşitliğin sol tarafını alırsak 2x eksi y artı 4 eşittir 0. Bakın arkadaşlar ikisi de aynı oldu. Burada eksi 2 0 noktasını da alsak yine sonuç aynı çıkacaktır. Burada hangi noktayı alacağınız size kalmış. Çünkü bu noktalardan geçen doğrunun eğimi neresi olursa olsun, hangi nokta olursa olsun bu doğru üzerinde 2 olacaktır. Evet, sıradaki soruya bakalım. Sıradaki soruyu siz yaptınız mı arkadaşlar? X bölü 5 artı y bölü eksi 3. Eksiyi başa alalım arkadaşlar. Eşittir 1. Arkadaşlar payda eşitlemesi yapacağız. 3 ile ve 5 ile ne yaptık? Dağıtalım bunu. 3x eksi 5y 15 karşıya çarpan olarak geçti. Sol tarafa da atarsak eksi 15 yapacaktır. Beren çok güzel. Aferin. Diğer yöntemle de siz çözebilirsiniz. Gökberk, inan şu an yapacak bir şey yok. Bir anda böyle bir sıkıntı oluştu. Bugünlük böyle sizler de mağdur görün. Düzelteceğiz. Bilgisayarca getireceğim birazdan. Böyle şeyler yapmazdı vallahi. Bilmiyorum bilgisayar. Nazar, nazar. Evet arkadaşlar, sıradaki özelliğimiz açı ortay doğrularının denklemleri. Bakın bununla ilgili sorular karşımıza gelecektir. Sorularda birinci açıortay doğrusu, ikinci açıortay doğrusu ifadeleri kullanılır. Veya y eşittir x doğrusu veya y eşittir eksi x doğruları kullanılacaktır. Y eşittir x doğrusu arkadaşlar birinci bölgeyi arkadaşlar iki eş parçaya bölen doğrudur. Açıyı 45-45 bölen doğrudur. Biz buna y eşittir x doğrusu yani birinci açıortay doğrusu diyoruz. İkinci bölgeyi arkadaşlar 45-45 derecelik açılarla bölen doğru ise y eşittir eksi x doğrusudur. Biz buna
ikinci açıortay doğrusu diyoruz. Biz bunu sorularda karşımıza geldiğinde zaten çözümleri yapacağız. Hani özel olarak y eşittir x doğrusu sorumuz şeklinde bir durum yok. Bunu sorularda işte paralellik durumu nedir? İşte iki doğrunun kesişmesi durumunda biz bunları kullanacağız. Şimdi bir sonraki özelliğime geçeyim. Bir doğrunun grafiğini nasıl çiziyoruz? Ona gelelim arkadaşlar. Şimdi bir doğrunun grafiğini çizebilmek için doğru denkleminde biz x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda x yerine 0 yazdığımızda o doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını y yerine 0 yazdığımızda x eksenini kestiği noktanın apsisini buluruz arkadaşlar. Unutmayalım. Bir doğrunun grafiğini çizebilmek için eksenleri kestiği noktaları bulmak gerekiyor. Biz bu noktaları nasıl buluyoruz? X yerine 0 yazarsam o doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı, y yerine 0 yazarsak o doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisini bulmuş oluyoruz. Ve şunu unutmayalım. Orijinden geçen doğruların genel denklemi y eşittir mx'tir, değil mi? Bunu unutmayalım. Şimdi örnek 10. Burada bu doğrunun denklemini çizecek olursak ne yapıyorduk arkadaşlar? Anlattık. X eşittir 0 için. Y kaçtır? Bakın. X yerine 0 yazarsam y 2'dir, değil mi? Karşıya attım, y 2. Y eşittir 0 için. Evet Deniz, seni bekliyorum. Y eşittir 0 için x 3'tür. Çok güzel. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yapıyorum? Grafiğimi çizecek olursam şöyle. Orijin. Şimdi y'yi 2'de kesecek. X'i 3'te kesecek, değil mi? Burası y ekseni, x ekseni. Şöyle hemen güzel bir çizim yapalım mı? Rengimizi de değiştirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, bizim grafiğimiz budur. İkinci doğrumuzun grafiğine geçelim. Evet Harun, pop filtresi mevcuttur. Ya bugünkü derslerimi atlatayım. Buna çözüm bulacağım Harun. 3x eksi 4y artı 24 eşittir 0 doğrusunun denklemi. Şimdi x eşittir 0 için y kaçtır? 0 attık. Y 6. Y 0 için x 8. Evet. Buradan ne olacak? X nasıl 8? Eksi 8, değil mi? Hemen şöyle çizecek olursak. Güzel bir çizim yapalım, değil mi? Şöyle. Şöyle çizelim. Şurası eksi 8 olsun. Burası da 6 olsun. Bizim arkadaşlar grafiğimiz ne olacaktır? 6'dan ve eksi 8'den geçen doğru olacaktır. Burada sorumuz var mı arkadaşlar? Neymiş? X ve Y yerine 0 yazdığımızda biz eksenleri kesen noktaları buluyor olacağız. Çok güzel. Şimdi gelelim iki doğrunun
birbirine göre durumları. Şimdi slide'da da görüldüğü üzere iki tane doğrumuz var değil mi? Kapalı denklemleri verilmiş. D1 ve D2 doğruları var. Bu D1 ve D2 doğrularının kapalı denklemleri görülmektedir. Şimdi bakın 3 durum var. Birinci durum. Bu kapalı denklemlerde x'ler ve y'lerin kat sayılarının oranı ve sabit sayılarımızın da oranları birbirine eşit ise bu iki doğru nedir arkadaşlar? Çakışıktır. Orantı bütün hepsinde aynı ise bu iki doğru çakışıktır. İkinci durumda eğer x'ler ve y'ler katsayıları orantılı, sabitte bir orantı yoksa, bu orantının dışında ise bu iki doğru birbirine paraleldir. Yani eğimler birbirine eşit olacaktır. Öyle değil mi? Paralellik koşulumuz bizim eğimlerin eşitliği de aklımıza getirecektir. Üçüncü durum ise nedir? X'ler ve y'lerin kat sayıları arasında herhangi bir oran yoksa o zaman D1 ile D2 doğrusu bir noktada kesişir. Bunun yerine arkadaşlar şu da olabilir. Paralel değilse veya paralel olmamaları için ifadesi kullanılırsa biz bunu kullanacağız. Değil mi? Hangi noktalar, hangi doğrular kesişir? Paralel olmayan doğrular değil mi? Bu çok önemlidir. Paralel olmayan doğrular kesişir. Bir de arkadaşlar burada bakın ünlem şeklinde ifade etmişim. Bunu çok kullanacağız. İki doğru kesiştiğinde eksenleri kesenler ile oluşan cismin işte alanını bulurken kesim noktası çok önemli olacaktır. İki doğrunun kesim noktasını bulmak için doğru denklemlere ortak çözüm yapılır. Doğru denklemler arasında ortak çözüm yapılacaktır. Unutmayın. Şimdi örnek 12. Doğruları çakışık olduğuna göre A artı B evet Aslı. Tamam Aslı kusura bakma şimdi gördüm. Rica ederim ne demek? Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi örnek 12'de iki tane kapalı denklem verilmiş değil mi? Bu doğruların çakışık olduğu söyleniyor. Bakın hemen bir slide geri alıyorum. Çakışık olduğunda neydi? Bütün oranlar birbirine eşitti. O zaman burada yapalım mı arkadaşlar? X'in katsayısı burada kaç bir? 3 bölü 1 eşittir. Eksi 2 bölü A. Sabitler ne arkadaşlar? B bölü 6. Şimdi arkadaşlar önce şurada bakalım. İçler dışlar yapalım. 3A eşittir. Eksi 2 ise değil mi? İçler dışlar yaptım. A buradan ne gelecek? Eksi 2 bölü 3 geliyor. Diğer eşitliğimize bakalım. 3 bölü 1 ile B bölü 6'yı yapalım. İçler dışlar yapalım. 3 çarpı 6, 18 eşittir. 1 çarpı B ne yaptı? B. O zaman B kaç geldi? 18. Buradan arkadaşlar bizden istenen toplamları 18 artı eksi 2 bölü 3'ten ne gelir? 3 çarpı 18 ne yaptı? 54. 2 çıkarttık. 52 bölü 3 gelecektir. Var mı anlaşılmayan bir durum? Önce bu eşitliği daha sonra da
Diğer eşitliği yaptık. Buradan sonuç 52 bölü 3 gelecektir. Çakışıklıkta neymiş? Katsayılar ve sabitler oranı eşit olacaktır. Evet, örnek 13. Yine iki tane kapalı bir denklem verilmiş. Bu denklemlerin, doğruların paralelliği söz konusu. Paralel olması durumunda M kaçtır? Neydi paralellik koşulu? Arkadaşlar, X'ler ve Y'ler kat sayıları orantılı olmalı. Şöyle yapalım. 2M eksi 1 bölü 3 değil mi? X'in kat sayıları 2M eksi 1 bölü 3 eşittir 4 bölü 1. 4 bölü 1. İçler dışlar yaparsak yine arkadaşlar ne olacaktır? 2M eksi 1 eşittir 12. Attık karşıya arkadaşlar. 2M eşittir ne olacaktır? 13. M buradan 13 bölü 2 gelecektir. Şimdi arkadaşlar biz bunu hatırlamıyorsak ne yapacağız? Şimdi diyelim bundan 3-4 ay sonra sınava kaç? 2 ay sonra sınava gireceğiz diyelim. Bunu hatırlamıyoruz. O zaman eğimler birbirine eşit olacaktır. Deniz çok güzel. O zaman eğimlerini eşitliyoruz. Bakın bunun eğimi nedir? Eksi 3'tür değil mi? Y'yi yalnız bıraktığımda x'i karşı attım eksi 3x. O zaman bunun eğimi değil mi? M2 diyelim buna. Bunun nedir arkadaşlar? M1. Y'yi yalnız bırakacağız. Eksi parantezinde 2m eksi 1 bölü 4. İşte bu ikisini eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eksi 3 eşittir. Eksi 2m eksi 1 bölü 4. Eksiler gitti. Bakın yine aynı oldu aslında değil mi? Buradan m yine 13 bölü 2 gelecektir. Burada sorusu olan var mı? Sıradaki sorumuza geçiyorum. Doğrularının kesim noktasını bulalım. Kesim noktası neydi arkadaşlar? Yok etme metodu. Alt alta yazıyoruz. x eksi 2y artı 9 eşittir 0. X artı y eksi 2 eşittir 0. Arkadaşlar bakın y ile x, pardon, 2y ile y artı eksi durumunda hemen burada alttaki denklemimizi 2 ile çarparsak bakın 3x 2x daha ne yaptı? 5x. Bakın artı 2y eksi 2y ne yaptı? Gitti. Eksi 4 ne yaptı? Artı 5 yaptı. Eşittir 0. Buradan x eksi 1. X eksi 1 yaptı. Herhangi birinde x gördüğüm yere arkadaşlar ne yapacağız? Eksi 1 yazarsak sonuç gelecektir. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 karşı atarsam da y eşittir 3 gelecektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada anlamadığımız, takıldığımız bir yer var mı? Çok güzel Beren. Evet, sıradaki sorumuza geçiyorum. A 2 eksi 4 noktasından geçen ve y eksi 3x artı 1 eşittir 0 doğrusuna. 1. Paralel olan doğrunun denklemi. 2. Dik olan doğrunun denklemini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu doğrumuzun eğimini bulalım. Eğimimiz kaçtır? Evet sizden duymak istiyorum. Eğimimiz kaçtır? Y eksi 3x artı 1 eşittir 0.
Evet, 3 3 3 3 3 3 4 4'lük cevap, harikasınız. O zaman eğimiz nedir bizim? 3'tür. 3 olmasa da artık 3. Herkes 3 diyorsa o zaman soruda hata olacaktır. Süpersiniz. O zaman eğimiz 3. Arkadaşlar benim bu eğimi 3 olan, doğru yaparlak olan, doğrunun geçtiği nokta da belli. O zaman birinci duruma geçelim. Şimdi birinci durumda ne diyor? Paralel olan doğrunun da eşitliği. Paralellikte neydi arkadaşlar? Eğimler, sizi bekliyorum. Eğimler nedir? Eşittir. Harikasınız. O zaman eğimimiz nedir? 3. Eğim belli. Geçtiği nokta belli. O zaman ne yapacağız? Hemen denklemimizi yazıyoruz. Eğim eşittir. Y eksi Y1. Y1 kaçtır burada? Eksi 4. Bölü X eksi X1. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. Eksi eksi ne yaptı burada? Artı. Hemen içler dışları yaptık. 3X eksi 6 eşittir. Ne yaptı? Y artı 4. Arkadaşlar biz bu durumda şıklara bakalım. Eğer şıklarda standart denklem veriyorsa y'yi yalnız bırakacağız. Bakıyoruz. Kapalı denklemse hemen hepsini x'in pozitif olduğu tarafa topluyoruz. Hemen toplayalım x'in pozitif olduğu tarafa. Ne olacaktır? 3x eksi y eksi 10 eşittir 0 değil mi? Artı 4 karşı eksi olarak geçecek. Eksi 6 da burada var. Eksi 10 olacaktır. Arkadaşlar sorusu olan var mı burada? Süpersiniz. Şimdi son olarak ikinci duruma bakalım. İkinci durumda ne diyor? Dik olan doğrunun da ikilemi. Şimdi bu doğrunun eğimi 3. Bizden bu doğruya dik olan doğrunun nesini istiyor? Denklemini. Şimdi ben bunu m dedim. Geçen doğruya dik olan doğruya eğimine m1 diyelim. O zaman ne olacak? M çarpı m1 ne olacak? Eksi 1. Şimdi m kaç? 3. O zaman m1 ne olacaktır? Eksi 1 bölü 3. Doğru mu? Çarpımları eksi 1 olması için. Dolayısıyla ben artık normal denklemine geçiyorum. Eğim eşittir. Bakın yine yazıyorum. Y bölü x. Y birim kaçtı? Eksi 4. X birim kaç? 2. Yine eksi eksiden artı oldu. Bakın fark ediyor musunuz? Şuralar aynı. Yaptığım işlem aynı. Çünkü denklem istiyor. Değişen ne? Eğimler. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar eksi x artı 2 eşittir 3y artı 12. Bakın x negatif. Pozitif taraf atıyorum y tarafına değil mi? O zaman ne gelecek? X artı 3y artı 10 eşittir 0 olacaktır. Şimdi arkadaşlar iki tane durum için soruyu çözdük. Sorusu olan var mı? Bununla ilgili isterseniz bir tane de ben size beyaz tahta açayım. Bununla ilgili son soruyu çözelim. Ondan sonra ara verelim. Sonraki dersinize geçersiniz. Ben hemen size hemen bir tane geçiş yapalım beyaz tahtaya. Hemen gelişi güzel. A noktası eksi 2'ye 5 olsun. Noktasından geçen ve hangi doğruya paralel olsun? 3 3'ü kullanmayalım. Eğimizi zaten şey yaptık. 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel. Doğruyu bulalım arkadaşlar. Şimdi A noktasından geçen ve 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğruyu
Hep birlikte bakalım arkadaşlar bulalım. Az önceki çözmüş olduğumuz soruya benzer. Öncelikle eğimi buluyorsunuz, değil mi? Eğim kaç arkadaşlar? 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0 doğrusunun eğimi 2 bölü 3. 2 bölü 3, 2 bölü 3. Harikasınız. Süpersiniz. Ne yaptık burada, değil mi? Herkes eğim bulduğu için ben de bulayım. Y'yi yalnız bırakıyoruz. Eğim eşittir 2 bölü 3. Evet. Deniz 3y eksi 2x eksi 19 eksiyle çarparsak pozitif yapacağız, değil mi? Evet. Büşra ve Deniz aynı. Aynı. Evet. Süper. Hemen yapalım. Eğim eşittir. Değil mi? 2 bölü 3 eşittir. Y bölü x'i yazdık. Eksi 5 eksi eksi 2. İçler dışlar yapacağız. Burası artı oldu. 2x artı 4 eşittir 3y eksi 15. Attık karşıya, değil mi? X'in pozitif olduğu tarafa. 2x eksi 3y artı 19 eşittir 0. Süpersiniz. O zaman paraleli bulduk. Dik olan doğruya bakalım hemen. Dik olan doğru nedir? Yine a eksi 2'ye 5 noktasından geçecek. 2x eksi 3'ye artı 5 eşittir 0. Doğrusuna dik olan doğru. Evet, eğimler çarpım eksi 1. Deniz süpersin. Evet, yavaş yavaş cevaplar geliyor. X artı 2'ye eksi 4. Evet, Deniz'den, Ahmet'ten aynı cevap geldi. Dik olan doğrumuzun eğimi nedir arkadaşlar? Ben buna M1 desem. O zaman M çarpı M1 eksi 1. Çok güzel. Şimdi 2 bölü 3 ise o zaman M2 eksi 3 bölü 2 olacaktır, değil mi? Ters çevireceğiz. O zaman eksi 3 bölü 2 eşittir Y eksi 5 bölü X eksi eksi 2 artı yaptı. İçler dışlar yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 3X eksi 6 eşittir 2Y eksi 10. Attık karşıya arkadaşlar. Değil mi? X'i pozitif yapacağız. 3x artı 2y eksi 4 eşittir 0. Bakın eksi 6 pozitif olacak. Artı 6 olarak geçiyorum buraya. Ne oldu burası? Eksi 4. Anlaşıldı mı? Üstüne karşı tarafa geçirdiğimizde eksi 6 artı 6 olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde, çarşamba günü dersimiz var. Bundan sonraki süreçte bir noktanın doğruya uzaklığı, iki nokta arasındaki uzaklık ve doğruların kesişmesiyle oluşan aradaki açının nasıl bulunacağına dair konuyu anlatacağım. Haftaya da dediğim gibi yeni nesil soruları sizler için hazırlayacağım. Bir hafta boyunca çözebildiğimiz kadar sorular çözeceğiz. Bana ve bilgisayarımın fanına katlandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ailelerinize bol bol selam. Evde kal uyarılarına uyalım. Uyumayanlara uyaralım.
Hepinize